Evet değerli izleyiciler, saatlerimiz 17.37, 17.38'i gösteriyor. Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli'nin Erzurum mitingini canlı olarak ekranlarınıza getirdik. Gündemdeki gelişmelerle yayınımıza devam ediyoruz. Yurdun güneyinde sıcaklıklar mevsim normalleri üzerinde seyrederken kuzeydoğusunda termometreler eksili dereceleri gösterdi. Karadeniz, Doğu ve İç Anadolu bölgelerinin yüksek kesimleri karla kaplandı. Yaylacılar dönüş hazırlıklarına başladı. Gümüşhane'nin Budak Yaylası güne kar sürpriziyle uyandı. Çocuklar mutluluktan havalara uçtu. Bu yılın karı çok güzel. Rize'nin balığı dünya ünlü Anzer Yaylası'ndaki tepelerde beyaza büründü. Çamlıhemşin ilçesine bağlı Avusor ve Samistal yaylalarında gece sıcak eksi 4 dereceye kadar düştü. Kaçkar Dağları'nda kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı. Artvin'in Borçka ilçesinde de benzer manzaralar oluştu. Beyaz Su Yaylası'na mevsimin ilk karı yağdı. 2700 metre yükseklikteki Bilbilan Yaylası'nda gece başlayan kar yağışı sabaha kadar devam etti. Şavşat-Ardahan arasındaki Sahara geçidinde kar etkili olunca trafikteki sürücüler zor anlar yaşadı. Trabzon'un Köprübaşı ilçesine bağlı Taşlı Yaylası'ndaki kar manzarası havadan görüntülendi. Çaykara'daki Limon Suyu Yaylası'nda araçlar güçlükle ilerledi. Bayburt'un Dumlu, Kavlatan ve Günbuldu köyleri de sonbahar bitmeden kışa girdi. Kars'ın Sarıkamış ilçesinde araçların camları buzla kaplandı. Büyükbaş hayvanlarını otlatmaya götüren çobanlar, Allahu Ekber dağlarında erken yağan karın şaşkınlığını yaşadı. Her tarafta kar var dağlarda. Öyle görünüyor ki bu yıl erken gelecek. Biraz geç gelse bizim için daha iyi olur. Kayseri'nin kış turizmi merkezi Erciyes Dağı'nda da kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı. Erzurum Palandöken Kayak Merkezi'nde kar yüzünü gösterdi. Yörede tozak adıyla adlandırılan kar, 3200 metre yüksekliğe sahip Ejder Tepesi'ni beyaz örtüyle kapladı.